Tekrar merhabalar. Elektrik Tesisat Portali bugün etik konusunu tartışacak. Etik konusunda bu konulara biraz kafa patlatan, zaman ayıran, mesai harcayan, önemseyen bir meslektaş abimiz var. Hayri Aydın. Hayri abi merhaba, hoş geldin öncelikle. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Sen de bugün Elektrik Tesisat Portali üzerinden etik konusunu konuşacağız. Zaten portalde de etik konusunun başlığı var ve sen de orayı aslında yöneten bir kişisin. Önce şunu sorayım. Doğru. Etik yani nedir? Yani ne anlamalıyız etik kelimesinden? Ya şimdi şeyden başlayalım. Etik bir kısa bir tanımı var aslında etik. Doğru davranışta bulunmak, doğru insan olmak, değerler hakkında düşünmek. Yani biraz da değerler hakkında düşünmek de var içinde. Felsefi olarak bakarsan doğru yaşam biçimi çıkıyor, onu nasıl, bunun yaşam biçimi neler olabilir, kavramlar çıkıyor ama bizi ilgilendiren evrensel yönü, doğru insan olmak, yani etik yaşamak nedir, yeterli bence. Bir de şuna girmek istiyorum, günlük konuşma dilinde etik ahlak böyle birbirine karıştırıyoruz. Evet. Halbuki etik böyle çok evrensel, genel bir tarif doğru yaşamak üzerine. Ahlaksa gelenekler, varsayımlar, kurallar, bütün o yaşadığımız toplumdaki yasaları ifade ediyor. Yereldir. Ama bizim etik tesisat portalında konumuz meslek etiği ya da meslek etikleri olduğu için meslek etikleri de şunun için diyorum, her mesleğin kendi özgü ilkeleri, etik ilkeleri var. Onun için de meslek etikleri diyoruz. Ama biz ne yaptık meslek etiği tesisat portalında önce bu çıkış noktamızda? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşündük. Onunla ilgili nasıl bir meslek davranış kuralları oluşturur? Bu mesela davranış uymasını öğütleyen ilkeler bütünü olduğunu gördük. Yani çalışırken bunları hep fark ettik. Önce bir etik konusunu ele aldık. Biraz düşündüğümüzden zormuş. Çok fazla şey çıktı karşımıza. Sonra bu değerleri biz araştırmaya başladık. Orada gördük ki meslek etikleri yerine meslek ahlakı deniyor. Yerel olduğu için bu denebiliyor. Ama daha uygun olanı bu meslek etikleri, ilkeleri evrenseldir. Çünkü evrensel olmasının da gerekçesi şu. Bütün herkesin kapsaması gerekiyor. Yani bir yerde Türkiye'de, işte Amerika'da başka olmuyor aslında kurallar bölümünde. Yoksa İşte bir oda olarak bakarsak o Amerika'da, Türkiye'de, her yerde ya da Avrupa'da, bir yerde, Afrika'da değişir. Ama etik kuralları oluşturmanın temel bakış açısı evrensel olmalı. Biz o noktadan başladık. Yani doğru, mesleğimizde neyi davranırken ne daha doğru olur, uygun olur. O bakımda, o gözden bakmak gerekiyor. Meslek etiği konusunda o noktada araştırmaya başladık. Anladım. Zaten bunu zaten yani tanımlaması bile bu kadar zorken uygulaması kimdir ne kadar zor. Yani günümüzde etik kurallara uygun yaşamak ya da mesleği sürdürmek çok kolay olmasa gerek. Şimdi biz niye mesela etik olamıyoruz veya niye böyle bir şey ihtiyacımız var? Şöyle söyleyeyim, uygulamasının zorluğunu sonraya bırakayım ben. Şimdi ekonomik sorunlar, bunun en genel bahanesi o. Ekonomik sorunlar, herkes onu söyler. İşte işveren iş vermez, ticari kaygılar oluyor. İşletme sahibiyseniz işte işinizi kaybedebilirsiniz. Bu en genel bahanesi. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha genel, yani bu da var tabii çünkü bu da gerçek aslında. Ama daha önemlisi bilgisizlik, yani etik üzerine düşünmemek bence. Etik üzerine halbuki düşünüp onun üzerine biraz kafa yorsak, araştırsak, etik kodlarımızı, mesleki etik kodlarımızı bilsek o kadar da zor değil. Belki daha ileride geliriz o konuya. Evet. Yani bütün mesele ahlaki etik değerler, doğru davranmak üzerine biraz araştırma yapıp bu kaygılarımızı hem yaşamımıza, mesleğimize yansıtmak çok kolay bence. Öyle bakınca ya, bilmiyorum. Çok mu araştırınca öyle oldu bende. Biraz galiba yani emek istiyor. Peki emek istiyor mühendislik yani bizim alanımızda etik davranmak mümkün mü? Yani bunlar için galiba kodlar belirlendi. Ne bu kodlar mesela? Ya şöyle, elbette mümkün. Yani zaten hem ahlak, kendi insani değer olarak bakalım, ahlaken bakalım,
akılcılık yani mantıksal bakalım. O anlamda da aslında mümkün. Şimdi mümkün olduğu zaman çünkü faydası bize ve çevremize. Bir kısa vadeli bakarsan işte etik ne yarıyor ama uzun vadeli bakarsan hem topluma hem kendimize faydalı. Orada şunu ben açmak istiyorum. Yani ne faydası olur etik kodlardan önce? Onu biraz bilmekte fayda var. Örneğin bizi doğru düşünmeye sevk eder. Kendi meslektaşlarımızın bizim sorumluluklarını tanımlıyor. Doğru ve yanlış bir eylemle karşılaştığımız zaman bu kodları bir parça bildiğimiz zaman daha çabuk davranış tepki geliştirebiliriz. İşte demiştik ya bu ekonomik kaygılar, yöneticilerin, patronun, işverenin bizim üzerimize bir baskısı da olabiliyor. Yani yetki ve gücün böyle bir denetimi oluyor. Müşterim. Ama o talebede, evet, yani o talebede eğer şeyse etik kodları biliyorsak ve bunlara hakimsek çok kolay yanıt verebiliriz, üstesinden geliriz. Ne oldu şimdi? Tekrar bize faydası oluyor. Yani ki çevremize, meslek alanımıza, meslektaşlarımıza. Yani en genel haliyle insana faydası var. Bence çok etik davranmak çok kolay ve davranılabilir. Yani biraz kafa patlattığın sürece senin dediğin gibi. Yani kodlar oluşturuyor değil mi? Evet. Tabii kural oluşturuyor. Yani o kuralları şimdi temel kuralları veriyor. Aslında bizim yazdığımızda 20 tane madde oldu. Daha uzunları da var aslında. Şeyde dünya standartlarında çok geliştirilebilir. Ama temel oradan da geliştiriliyor. Şimdi etik kodlar neler demiştin? Oradaki şey şu. Bir çalışma grubu oluşturduk. Etik çalışma grubu. Yaklaşık ne kadar oldu? Bir seneyi buldu herhalde. Bu grubumuzda biz 6 ay kadar etik kodları neler olabilir, ne yapalım? Bunun bir araştırmasını yaptık, bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı hem İTÜ'den Profesör Doktor Çiğdem Göksel Hanım'la, Teyit Derneği bu, Neslihan Yakal Hanım ve Ali Gülmen Bey'le görüştük ki onlar bize neler, yani etik kodlar başlığı hazırlanırken neler yapılması gerekiyor. Çok büyük katkısı oldu. Sonra bizim portalımızda da tabii takipçilerimiz var, çalışmalarımıza katılan dostlarımız var. Onlara sorular yönelttik. Yani bu etikle ilgili neler yapabiliriz? Formlar gönderdik, 20 maddelik soru hazırladık. Onlara doldurmalarını istedik, etikle ilgili çeşitli sorular sorduk. Onların üzerinden bir daha geçtik aslında birkaç kere geçtik. Zor. Öyle oluyor zaten. Etik kodlarımızı oluşturduk. İngilizce, Türkçeleri böyle bir 22 maddelik bir şeyi etik kodlarımızı web sayfamızda yayınladık. Şu anda elektrikli hesap portalının web sayfasında. Evet, oradan görülebilir. Evet, orada var. Yani birkaç böyle kısa geçeyim istersen. Onlar da mesela bilim, sanat, mühendislik konularında yaptığımız çalışmalarda uzmanlığımızı toplum çıkarı, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, gelecek yönde kullanmak. Mesela bir tanesi böyle başlıyor. İkinci maddemiz ırk, dil, din, cinsiyete göre hiçbir ayrımcılık yapmamak. Ki bu da çok basit. Yani. Baktığı zaman işte fikri mülkiyet ve telif haklarına saygı gösterir. İzinsiz kullanmayız. Yani bu başka bir madde. Kayıt dışı işçi, çocuk işçi çalıştırmasını kabul etmemek ve bunun da önünde engel olmak. Sadece işte bizim çalıştırmamamız değil yani. Zaten etik kodlu ilkelerin bütün şeyi son. Hem kendini yapmayacaksın. Eğer kontrol edebiliyorsan başka birisinde yapmamasını sağlayacaksın. Önemli olan nokta bence o. İşte çalıştığımız ülkelerin hukuk mevzuatına saygı göstermek. Yasa dışı bir suç faaliyet içinde zaten olmamak. Bu da çok mantıklı bir ilke. İşte çalışmalarımızda güncel standartlara uymak ve bunu güncelleştirilmesine de katkıda bulunmak diyebiliriz. Tasarım ve uygulamalarda can güvenliğini her şeyin üstünde tutmak. Ya baktığın zaman aslında çok böyle genel değil mi? Yani çok zor bir şey. Evet. Bir zor bir şey gelmedi. Evet. Çok böyle ekstrem belki yani örnekler de belki zor olabilir. Yani bazı çok ülkelerde, özel durumlarda. Evet. Yani yurt dışında bazı ülkelerdeki anlayış bize uymayabiliyor mesela değil mi? Yani o zaman belki. Evet. Yani ekstrem durumlarda da zaten bu artık alışkanlık kazanıyoruz ya. Bu maddelere uygun hareket etmeye başlıyoruz. O zaten bize bir pratik de getiriyor. Kendimizi geliştireceğiz tabii. Yani hepsinde bütün karşımıza çıkacak olanları etik ilkeler yazmak mümkün değil. Zaten böyle bir amaç da yok. Evet. Yani müşterilerimize sunduğumuz rapor, bilgi ve notlarında açık, şeffaf olmak. Mümkün olduğunca eksik bir yani farkında olarak eksik ya da hatalı bilgi vermemek bilinçli.
Müşterilerimizi dinleyip ihtiyaçlarını anlayıp ondan sonra onlara en uygun teknik ve ekonomik çözümler sunmak. Başka bir maddemiz, yükümümüzü yerimize getiremeyeceğimiz bir işi kabul etmemek. Ya da birinden yardım alacaksak onu da açıkça belirtmek. Yani haksız rekabetin karşısında olmak. Ortak çalışma yaptığımız meslektaşlarımıza mesleki saygı, uyum içinde çalışmak. Rüşvet, yolsuzluk, işte insan kayırma, etik davranışlar dışında bulunanlara karşı çıkmak. Ve bizim de tabii karşı buna uygun davranmamız. Gizlilik sözleşmelerimize, sözümüze, sözleşme de imzalamak gerekmeyebilir. Sözümüze sadık kalmak. Yani adil olmak, şeffaf olmak. Bunların hepsi yani bir başlangıç aslında. Evet. Şimdi bunlara uymaya başladığımız zaman zaten işin devamı gelecek. Etik kodları burada keseyim Salih. Bizim web sayfamızda çok detaylı bunlar. Evet, 21 maddeymiş bu arada düzelteyim. Evet. Orada hem İngilizcesi hem Türkçesi var bu kodlarımız. Peki yani bir şey soracağım. Yani demek ki bu tür şeyler yok ki böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmış. Yani bizim tecrübelerimiz, gözlemlerimiz. Öyle aslında pardon. Şöyle aslında etik kodlar araştırırsanız var. Ama farkındalık az, bilinç az diyelim. Yani o da bir sorun pratikte, var. Yani pratikte bu tür şeylerin kendisini yaşamışız ki hani bunlara ihtiyacımız var diye bir sonuca varmışız. Peki abi şeyi soracağım ben aslında. Yani mesleki anlamda elektrik mühendisliği ya da genel bizim sektörümüzle ilgili yani kısa vade, orta vade ve uzun vadede bizim mesleğimize ya da sektörümüze ne şekilde yansıyacak bu etik anlayış? Ondan önce bir önceki sorun. Anladım. Bundan önce bir önceki soruna da yanıt vereyim istersen. Hı-hı. Bunlar yok ki aslında etik kodları böyle herkes bir duymuştur. Ama kimse üzerinde araştırmıyor. Yani evet. Ya hemen alalım o işi yapalım bitirelim. Orada yanlış yapıyoruz. Yani onları biraz kafa patlatsak yani işte dediğin gibi belki Türkçe şeylerde daha az ama var. Kesinlikle. Bizler de şimdi bir tanesini daha ekledik. O anlamda esasen var. Şeyde sadece bence bilinçte, farkındalıkta sorun var. Evet, evet, evet. Şimdi kısa vadede ne işe yarar? Etik kısa vadede şöyle meslektaşlarımızın hem hayatını kolaylaştırır, hem mesleki bizi toplum gözünde de aslında daha ileriye bir noktaya getiriyor. Yani giderek fark ettiysen böyle mühendislik zaman zaman toplumun gözünden de düşmeye de başlıyor. Kötü yanlış şeyler yapıldıkça evet, öyle olur zaten. Evet. Bunu da daha plana çıkarıyor. İşte meslektaşlarımız, paydaşlarımız arasındaki ilişkileri, iletişimi de nitelikli hale getiriyor. Bu kısa vadede böyle diyelim. Yani bize aslında çalışma hayatında bütün şeylerimizi, davranışlarımızı rahatlatacak bir şey aslında bence etik. Şimdi uzun vadede aslında şöyle bir şey var. Dünyadaki gelişmeler yönünden bakmak lazım ona. Şimdi diyelim ki işte bilgi birikimimiz ilerledi. Mesleki olarak da çok ileri bir noktadayız. Ama etik olarak bu ilkelere sahip değiliz. Buna alışkanlık edinmemişiz. Yani bilebiliriz ama alışkanlık edinmemişiz diye. O zaman uluslararası arenaya çıktığımız zaman iş yapma şansımız yok. Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Yani bizler gerçekten bir noktaya kadar geldi mühendislik. Daha da gelişiyor Türkiye'de. Ama uzun vadedeki bence en büyük kazancı bu etik ilkeler ve çünkü onlar çok sözleşmelerle her şeyle yani bunu istiyorlar. O alanda bize çok katkısı olacak. Yani meslek etiği aynı teknik alanda olduğu gibi kendimizi her zaman güncellememiz, geliştirmemiz gereken bir konu diyor. Doğru. Bence önemli bu. Bence çok önemli yani ihmal edilmemesi gereken bir konu. Biz bazen işe güce dalıp, böyle mesleğe dalıp, bu en önemli, bizi insan yapan aslında değerleri bazen unutuyoruz. Hayri abi de güzel bir sorumlulukla aslında bizim hem elektrik tesisat portalının hem de portal dışında mesleki hayatımızda da bize önemli bir şeyi hatırlatıyor aslında. Ben buradan çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii ki bunun daha böyle detaylı araştırmasını yapmak isteyen insanlar elektrik tesisat portalı web sitesinden bir araştırmalara zaten kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca bizlere de ulaşabilirsiniz. Doğru. Her zaman katılımlarını, desteklerini bekliyoruz. Yani evet, her zaman evet. Portalımıza takip edebilirler, bizlere yazabilirler, doğrudan çalışmalara evet. Katılabilirler.
Evet. Yani ben burada bütün izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Hı hı. Size özellikle sana teşekkürler. Hem de hazırladığın sorular için, bu oturumu yönetmen için, yönettiğin için çok teşekkür ediyorum. Sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bir sonraki artık sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hayri abiye ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese mutluluklar. Sağlık dolu günler. Sağlıklı günler. Etik dolu günler. Etik dolu günler. Evet, çok doğru oldu. Teşekkürler. Çok sağ olun. Thank you.